Merhabalar. Geçen hafta Reels olarak attığım dönence solosunun inceleme videosundayız. İlk önce bu harika şarkı için Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'e çok çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzellikte ve dinleyenleri halen ilk kez duyuyorlarmışçasına etkileyen bu şarkı, Türk rock tarihinin gelmiş geçmiş en iyi ve en farklı şarkılarından biri. Ben de hep Adam Olacak Çocuk programına katılmak istemiş ve bunun için türlü türlü çokomel folyoları biriktirmiş bir çocuk olarak Barış abi ve Bahadır abiye karşı olan sorumluluğumu yerine getiriyorum. Armonik yapısı ayrı, sözleri ayrı, manası apayrı, bambaşka bir eser. Bir gün şarkının tamamının analizini de yapacağız. Ancak bugün gelin Bahadır Akkuzu'nun çaldığı bu muhteşem soloyu beraberce inceleyelim. İnanılmaz bir solo, inanılmaz bir dönence etkisi. Majör ve minör uçlarda savrulduğumuz bu şarkının solosunu çalarken mi minör tonunun içindeyiz ama aynı zamanda mi majör tonunun da içindeyiz yer yer. Zira kullandığımız gamlar mi minör pentatonik, mi minör blues dizisi olmasına rağmen mi mixolydian dizisini de kullanıyoruz. Ve mixolydian mi majör üzerine çalınan majör hissiyatlı bir mod. Gitar solosu geldiği anda Ahmet Güvenç'in girdiği bas riffine gelene kadar biz mixolydian duymuyoruz şarkıda. Şarkımız gayet minör minör ilerliyor ancak gitar solosuna girmeden önceki o bas riffi, işte o bizi şarkının ilk bölümünden ikinci bölümündeki ikircikli duruma taşıyan harika müzikal bir hareket. Ve Bahadır Akkuzu da bu majör karakterli mixolydian bas riffinin üzerine hem minör pentatonik, hem minör blues, hem de mixolydian dizisi çalıyor. Ve bu soloyu çalarken hammer-on pull-off'lar, legato'lar falan filan gibi şeyler değil. Her bir notayı tek tek penalıyor Bahadır abi. Kütür kütür bir solo duyuyoruz kendisinden. Bu kütür kütür etkiye ileride bir kez daha değineceğim. Ancak şimdi gelin bu solo nasıl başlıyor ona bakalım beraberce. Solonun ilk cümlesinde mi minör pentatonik dizisinin içindeyiz. Kök sesle başlayan pozisyon ve aynı zamanda dizinin ilk seslerinin hepsinin aynı perdede olduğu pozisyon. Yani şu. Buradan başlıyoruz. Şimdi bu solonun birkaç farklı versiyonu var. Bir tanesi şöyle. Buraya kadar tamamlıyor. Ancak Bahadır abinin dönencinin ilk versiyonunda çaldığı solo şöyle. Burada bırakmış bu kısmını. Bundan sonra kaydedilen Mançoloji ve diğer versiyonlarda daha farklı bir gitar solosu var. Yani cümleler, o yarıda bıraktığı cümleleri tamamlamış aslında bir anlamda. Şimdi burada yaptığımız bir bend var. Tam tom bend var. Burada bend bizi La'dan Si'ye götürüyor. Bahadır abi bunu birazcık yarım bırakmış orijinal soloda. Yani o Si'ye tamamlama hissini bize bırakmış aslında. Birazcık böyle dağınık çalmış, böyle rough çalmış ve çok güzel bir çalım tarzı bu. Sonra ne geliyor? Ya da burada ne yaptık? Mi minör pentatonikten mi minör blues dizisine atladık. Bakın bu bastığım La diyez, mi minör pentatoniği mi minör blues dizisine çeviren renk nota. Blue note dediğimiz şey. Mi minör pentatonik ile mi minör blues dizisinin arasındaki tek fark, pentatoniğin 4. ve 5. derecesinin arasına diyez 4. dereceyi eklemek. İşte bu. O etkiyi veren nota bu. Devamında ne oluyor peki?
Burada yaptığımız harekete çok benzeyen bir hareketi sanki 3 perde pesten yapmışız gibi değil mi? Aynen de öyle. Çünkü burada majör hissiyatı vermeyi tercih ediyor Bahadır abi soloyu çalarken. Majör hissiyatı yani mi minör tonunun içinde mi majör hissiyatı vermek için de mi majör çalmamız gerekiyor. Peki mi majörü neden buradaki mi majör pozisyonundan çalmadık? Çünkü buradaki bu cümleyi çalarken kullandığımız pozisyon bentler vesaire açısından çok verimli bir pozisyon. Bunun aynısını buraya taşımanın yöntemi de mi majörün ilgili minörü olan do diyez minör pentatonikten bu cümleyi çalmak. Do diyez minör ile mi majör birbirlerinin ilgili majör ve minörleridir arkadaşlar. Ne demek bu? Muadili ilaç gibi. Dış görünüşleri, şekilleri farklı ama etkileri aynı. O yüzden bu cümleyi mi majörün pozisyonundan da çalabilirdik. Ancak soloyu çalarkenki pozisyonumuzu muhafaza etmek istediğimiz için bunu do diyez minöre kaydırıyoruz. Şimdi geldik en can alıcı kısımlardan birine. Mi mixolydian'a geçiyoruz. Ne oldu burada bakın. Mixolydian dizisi. Mixolydian'la indik ama çıkarken mi minör blues'a döndük. Bakın tam döndüğümüz yeri göstereceğim size. Burası Mixolydian'ın son notasıydı. Şimdi mi minör blues'a geçiyorum. Burada yine mi minör pentatonikteyim. Şimdi geldik solonun en hareketli, en güzel kısmına. Burayı pek çok farklı şekilde çalan gitarcı var. Ben yıllarca sahnede burayı bu şekilde çaldım. Yani serçe parmağımla bastığım notayı penaladıktan sonra pull off yaptım. Ondan sonraki notayı da penaladım. Çıkan ses doğru mu? Doğru ama Bahadır abinin orijinal soloda çaldığı şey bu mu? Değil. Ama şu da değil. Bunu yapmanın konforu nedir? İçinde 3 tane nota bulunan bir lick çaldığımız için burada tel atlama kısmı birazcık konforsuz oluyor. Arka arkaya aynı telde bu yukarı aşağı pen hareketini yaptığımız zaman üçleme yapıyormuşuz gibi gelmiyor bize. Çünkü bu elimiz yukarı aşağı hareketi yapmaya devam ediyor. Ancak bunu Bahadır abinin çaldığı gibi çalmak istersek... Alternate picking aşağı ve yukarı pena hareketlerinin devamlılığını gerektiren bir teknik olduğu için ve burada 3 tane nota olduğu için her tel değiştirişimizde penanın yönü de değişiyor. Bakın aşağı pena vuruşuyla başlıyorum. Aşağı, yukarı. Sonra bir üst tele geçtiğimde tekrar aşağıya vuruyorum. Bu sefer tekrar aynı cümleyi baştan kurmaya başladığım zaman aşağıdan yukarı doğru vuruyorum. Ve bunu yaparken de bütün parmaklarımı kaldırmak zorundayım ki sesler birbirine karışmasın. İşaret parmağım burada basılı kaldığı zaman şöyle bir şey oluyor. Si teline geldiğimiz zaman bu iki ses karışıyor ve bir küçük üçlü aralık oluşturuyorlar. Ama bunu duymak istemiyorum. Notaların hepsini tek tek duymak istiyorum. Bunun için de orta parmağımı bastığım anda işaret parmağımı havaya kaldırıyorum. Aşağı yukarı pena hareketlerinin sürekli değişiyor olması beni çok zorladı ve ben yıllarca alternate picking'i bu şekilde çalıştığım için bu elimin sadece dörtlü gruplamalar ya da ikili gruplamalara alıştığını fark ettim. Halbuki çaldığımız gamların modların çoğu her telde 3 nota barındıran gamlar. Ondan sonra başladım bu şekilde üçleme etütleri, her telde 3 notanın bulunduğu pen egzersizleri yapmaya. Ama en etkili egzersiz hangisiydi derseniz kesinlikle bu. Çünkü 2 nota bir telde, 1 nota diğer telde. Bütünüyle alışkanlıklarınızı, konforunuzu bozan ama çaldıktan sonra da size çok güzel bir tatmin hissi yaşatan bir solo. Şimdi nereye geliyoruz? Mixolydian'la başladık. Minör blues'a geldik. Burada minör pentatonik içinde bir takım kromatik sesler kullanıyoruz. Bu ve daha sonra yine minör blues. Ve pentatonikle bitiriyoruz. İşte bu kadar. (Gülüyor)
İşte bu solo'nun incelemesi de bu şekildeydi. Tablarını aşağıdan indirebilirsiniz. Görüşmek üzere.